Merhabalar. Bu haftaki hayat ve hakikatin konusu devlet. Devlet de makro kavramlarımızdan bir tanesi. Feridun Yılmaz'la ve Ahmet Demirhan'la bu hafta da devleti konuşacağız. Tabii devlet deyince hemen aklımıza işte Türklerin bin yıllık devlet geleneği geliyor. Gerçekten hani buradaki devlet kavramını da konuşacağız ama herhalde bugün daha çok karşı karşıya olduğumuz devlet, içinde bir şekilde yaşadığımız, hani bugünün yazgısı olan devlet, daha çok modern devlet. Aradaki farkları da muhtemelen konuşacağız. Devlet kavramından ne kastediyoruz? Aslında ne diyorlar devlet için? Biz devletten ne anlıyoruz? Devleti nasıl anlamlandırıyoruz? Aslında belki de devlet bugün artık nasıl anlaşılmalı? Bugün devletten ne anlamalıyız? Sorularını cevaplamaya çalışacağız. Evet, Ahmet Hocam, sizinle başlayalım bu devlet meselesine. Yine devleti sahneye indirmek bana düştü. Evet, devleti sahneye nasıl indireceğiz? İnsanla ya da sahneye nasıl çıkaracağız? Yani insanla kıyaslandığında, yani insanı konuşurken onu biraz parçalayarak konuşmuştuk. Devlet biraz sanki bugün aksine bir biçimde tanımlanıyor. Yani devlet dediğinde sanki birleşmiş bir şey var. Parçalanmış değil de bütünleşmiş bir şey var gibi kavranıyor. En basit yerden başlayalım. Devlet... Bu Hobbes'un devleti. Yani birleşmiş insanlar. Hayır hayır. Devlet formunun kendisini kastederek söylüyorum. Hı. Yani tarihsel devlet formlarının ya da dünya üzerinde şu anda devlet olarak var olan varlıkların çeşitliliğine rağmen bir birleştirme çabası var. Yani bunu basit düzeyde nasıl şey yaparız? Birleşmiş Milletler'e üye olma hakkını kazanan ve orada temsil edilen her bir birime bir şekilde devlet gözüyle bakıyoruz bugün. Bu aslında bunun bir tarihselliği var. Niye? Yine bizi mevzuata sıkıştırıyorsun hocam. Evet, yani bunlar devlet dediğimiz şey biraz aslında o da bir mevzuata sıkıştırılmış bir şey. Bunun tarihselliği nereden kaynaklanıyor? Vesfalya'dan kaynaklanıyor. Bunu aslında sen belki biraz daha açabilirsin. Oradaki biçim nasıl ortaya çıktı? Hep Avrupa kıtası üzerinde bir takım gruplar vardı. Efendim imparatorluk iddiasında bulunanlar, efendim Roma'yı kim temsil edecek, kim Roma'nın varisi türü kavgalar, işte feodalleşmenin getirdiği parçalanma, efendim Katolik Protestan ayrımının getirdiği parçalanma, burada nihayet de aralarında sürekli bir toprak parçasında yaşayan ve toprak parçasıyla o toprak parçasında yaşayan insanların temsil kabiliyetini, temsil yetkisini kime verelim biçiminde bir uzlaşı ortaya çıktı. Bir küme oluşturuldu. Yine küme kavramına da geldik. Bu bir sınır ile biçimlenen. Bir sınırın içinde, o sınırın toprakları üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu hükümet etme biçimine bugün biz kabaca devlet diyoruz. Ama bunun problemleri de var. Niye? Yine Avrupa üzerinden bakalım. Şimdi Fransa bir devlet. Ama problemlere çok geçmeyelim isterseniz. Buradan belki devam edebiliriz diye. Fransa bir devlet. Ama Hollanda her ne kadar işte ne bileyim devlet adı altına bir takım kurumları olsa dahi krallık. Şimdi bunu devlet formuna nasıl sıkıştırabiliyoruz? Mevzuata nasıl oturtabiliyoruz? Galiba belki dünyanın mesela Afrika'da olan ya da Asya'da olan devlet biçimlerine bakmadan önce burada oluşan devleti önce bir masaya yatırmak ve bunun nasıl kendisini ürettiğini, başka yerlerde de ürettiğini konuşmak bu anlamda belki bir ufuk açıcı olabilir. Senin konuşmanın başında söylediğin bizdeki devlet geleneğini de yani nispete sokacak bir tanım elde etmiş oluruz. Şöyle bir şey aslında. Mesela bizdeki devlet geleneği, yani geleneksel aslında, geleneksel devlet geleneğinin
formuna uygun olarak temelde aslında tabii ki birlik, bütünlükle alakalı bir kavram. Yani hani 400 çadırın bir araya gelmesiyle alakalı bir şey ya da Türk boylarının bir araya gelmesiyle falan alakalı bir şey. Ama aynı zamanda bir taraftan da işte o bir araya gelişin bir esenlik alanı yaratmasıyla, yani bir güvenlik alanı yaratmasıyla alakalı bir şey. Ama mesela bugünkü anladığımız devlet gibi, mesela her zamandan mutlaka belirlenmiş, sınırları çizilmiş bir toprakla tanımlanmayan, aslında topraktan daha çok orduyla tanımlanan, yani güçle tanımlanan aslında bir devlet kavrayışı temelde geleneksel devlet. Yani güç, güvenlik, esenlik ve birlik ve bütünlükle alakalı bir şey aslında geleneksel bağlamda. Bu modern anlamda ne değişti buraya? Bir defa coğrafya geldi. Devlet dediğiniz şey, o ştat ya da state kavramı ya da etat kavramı aslında coğrafyayla tanımlanmaya başladı. Statik bir şey oldu. Yani ilk Fransa devlet derken işte aslında o statik olanı bir şekilde kastettik biz. O, çünkü statik dediğiniz şey nedir? İşte binanın statiğinden bile bahsettik. Binayı coğrafyaya çakan işte kolonlardan falan bahsediyoruz. Onun gibi bir şey aslında devlet. Bir coğrafyaya çakılı bir şey. Ve o coğrafyadaki bir egemenlik, bir hükmetme meselesi kimin üzerinde? Homojen bir toplumsallık üzerinde. Mesela geleneksel hayatta böyle bir homojen toplumsallık iddiası da yok bu anlamda. Ordunun, hani gücünün hakim olduğu her yer aslında senin devletinin alanı. Yani hatta o biraz da gezen bir şey. Yani mesela diyelim ki Büyük Selçuklu Devleti'nin başkenti neresi diye sorsak, Merv'den bahsederiz, Rey kentinden bahsederiz, İsfahan'dan bahsederiz, işte Bağdat'tan ama işte bahsederiz. Burada problem belki bugünkü tariflerle başkenti olan bir devlet bize çok olağan işte, geldiği için öyle belki olağan oydu. İşte hayır, işte geleneksel anlamda bu böyleydi zaten. Ama modern bağlamda, ki o modern dünyayla paralel aslında biraz da bizim hani İstanbul'a oturuşumuz. Yani İstanbul'a çakılarak aslında İstanbul çevresinde, çerçevesinde bir devletin hani oluşması biraz aslında hani modern devlet bağlamında olmasa da orada bir hani sabitlenme var. İstanbul'la birlikte bir sabitlenme var. Bir coğrafyaya oturma var. O coğrafyaya yavaş yavaş bir hükmetme var. Yani bir anlamda yani sizin o imperiumdan, yani merkezdeki gücünüzü dominyuma, böyle bir şekilde çevreye doğru yaygınlaştırmanız söz konusu. Özellikle İstanbul'dan sonra. Peki ama Avrupa'da genel olarak devletleri mümkün kılan en önemli unsurlardan bir tanesi de Feridun Hocam, aslında pazarın büyümesi, pazarın gelişmesi. Yani bu anlamda baktığımızda pazarla devlet arasındaki ilişki nedir? Yani aslında önce devlet üzerine mesleki olarak da çokça düşünen birisi olduğum için ben sana benim cevabımdan sonra cevaplamanı isteyeceğim. Sorumu sorayım peşinen Vestfalya'yı sorayım. Modern devletin o bir tür bugün devlet diye konuşmaya başladığımızda referansta bulunduğumuz şeyin o dönemeç anı neye tekabül ediyordu? Ne tür bir köklü dönüşüme tekabül ediyordu? Onu sorayım önce. Sonra da pazara ilişkin ya da piyasaya ilişkin piyasayla devlet arasında bugünkü modern devletin iç içeriği anlamındaki gidişat hakkında düşüncelerimi serdetmeye çalışayım. Yine kapitalizme herhalde referansta bulunmak durumundayız. Başlangıç tarihi konusunda yine çokça tartışmanın olduğunu biliyoruz ama bugün anladığımız formuna kavuştuğu dönemin yaklaşık olarak sanayi devrimi olduğunu biliyoruz. Onun maddi dünyanın bir birikim süreci olarak bazen ticari kapitalizm diye de adlandırılan evresi işte 16. yüzyıla falan kadar geri götürülüyor. Bir takım tarihçiler bunu 11-12. yüzyıl kent devletlerine kadar götürseler bile yani sonsuz bir sermaye birikim rejimi olarak en genel hatlarıyla bir kapitalizm tanımı yapacaksak onun büyük ölçüde kendini göstermesi ve bütün bir mikro ilişkilerimize varasıya kadar hayatımızı belirler hale gelmesinin dönemecini biliyoruz ki biz bu sanayi devrimi oluşturuyor ve peyderpey daha sonra bütün bir şeyi belirliyor. Orada sanayi devrimi sonrasında işte fabrika düzeniyle birlikte yüksek üretim ve tüketim döngüsü daha önceki programlarda da değindiğimiz işleyişi başladığında bir tür kapitalist şeyin artığın Marx'ın artı değeri anlamı ile özel anlamında kullanmıyorum bunu da ürünün uzak pazarlara doğru
ulaştırılması meselesi malum kabaca çok genel anlatı böyledir. Ulus devlet diye tanımladığımız devlet türünün, Vesfalya'dan senden dinleyeceğiz. Ulus devlet dediğimiz devlet türünün tabiri caizse iktisadi altyapısını oluşturdu. Marx'ın jargonundan bakmaya kalkarsak evet tam anlamıyla altyapıyı oluşturuyor ve bir politik form olarak onun üzerine devlet oturtuluyor. O devlet piyasa ile olan, iktisadi olan ilişkisinde Brodel'e falan bakarsak bilirsiniz. Aslında kapitalizmin devletten bağımsız bir biçimde kendiliğinden bir sermaye birikim süreci olarak gelişip daha sonra basitçe bir devlet formu oluşturması anlamındaki o genel anlatının dışında bir şey söylediğini görürüz Brodel'in. Kapitalizmin bugün içinde yaşadığımız anlamıyla vücut bulabilmesinin şartlarından birisi olarak devletin ona alan açması, bu iktisadi işleyişe, o piyasanın genişlemesine alan açması, bir tür müdahalesiyle alan açması, iktisadi müdahalecilik anlamında değil ama bir tür müdahalesiyle, düzenlemesiyle alan açması, bir tür politik şemsiye olarak bunun gerçekleşmesini sağlamasını dile getirdiğini görürüz Brodel'de. O yüzden oradaki ilişki çok iç içe geçmiş bir ilişkidir. Hakikaten ulus devletlerin şekillenmesinde iktisadi gidişatın çok büyük bir belirleyiciliği vardır ama oluşmakta olan o yapının aynı zamanda bir etrafına da hakimiyet tesis edecek şekilde işleyen bir iktisadi düzen haline gelmesinde de devletin bir politik form olarak müdahalesinin oldukça belirleyici olduğunu görüyor. Ama burada şöyle bir soru hemen akla geliyor. O zaman mesela liberal bir ekonominin devleti küçültme ve piyasaya, pazara müdahalesini olabildiğince azaltma çağrılarını nereye oturtacağız? Oradaki çağrı aslında bir tür belki programın devamında devlet ve politik olan tartışmasına kaçınılmaz olarak geleceğiz. O tartışmada kendiliğinden kendini gösterecek kavramlaştırma. Liberal olan liberalizmin kendisini bir politik felsefenin varyantlarından biri olarak alırız. Ama politiğin doğasına ilişkin düşünürken liberal olanın politiği ihmal eden bir yönü olduğunu da biliriz. İhmal etmek bir yana, ihmal yine de bir şeyleri içerir. Bir tarafsızlık. Bu görmüyor. Bir yani, tarafsızlık, evet. Bir nötralizasyon. Aynen. Liberalizm politik olanı dolayısıyla mümkünse devleti görmemekten yana, dolayısıyla onu bir aygıta indirgemekten yana. Klasik liberalizmin meşhur üçlemesini bilirsiniz. Devletin işte asgari sadece üç alana müdahalesi dışında savunma hizmeti, adalet hizmeti ve temel altyapı yatırımları. Onlar da yeni teknolojilerin gelişimine bağlı olarak o temel altyapı yatırımlarını da önemli ölçüde sınırlamışlardır. Ama en nihayet bu üç alan dışında, mümkünse bu üç alan da olmamasından yanadırlar ama işleyiş gereği piyasa bunu üretmemektedir. Oradaki savunma hizmetini, adalet hizmetini filan yeterince etkin üretmemektedir en azından. Dolayısıyla devlete böyle sınırlı bir alan biçilir. Aslında yok sayılır devlet. Bir tür insanlık gibi bir şeydir liberalizmin gözünde de devlet. Nasıl ki hani insanlıktan daha önceki programlarda söz ettik ve insanlığın aslında ölümü unutmak için, insanın ölümü unutması için bir evrensel kategori olarak üretilmiş bir şey olduğunu eğer söyleyebilirsek, liberalizmin devleti de yaklaşık olarak böyle bir devlet müdahale alanı mümkün mertebe asgari olan bir, evet, politik olmayan bir aygıtın sadece araçsal olarak şey yaptı. İşte meşhur tanım hakemlik ya da gece bekçisi devlet, evet, metaforu vardır. O çerçevede. Ama oraya gelmeden önce şöyle bir şey var yani gerçekten yani klasik düşünceye baktığımızda, klasik Batı düşüncesine baktığımızda eski Yunan'da aslında devlet her şey. Devlet hem piyasa, devlet hem toplum, yani polis. Devlet aynı zamanda hem güç, yani siyasal, politik güç anlamında. Buradaki belki ilk yarılma bir taraftan Roma ile birlikte oluyor. Roma ilk defa aslında biraz da civitas kavramıyla, hani polisin civitas'a çevrilmesindeki, bazıları ona hayırlı bir yanlış anlama falan diyorlar. Bu yanlış anlamayla anlamadan kaynaklanan bir yarılma oldu. Yani ne yarılması o?
Roma düşüncesi, hukuki düşünce Roma'da Iuris Societas'la Civilis Societas'ı ayırdı. Yani kurallı toplumsallıkla kurallısız toplumsallık, bizim sivil toplum dediğimiz şey. Sonra daha çok topluma dönüşen şey. Aslında devlet kurallı toplumsallık, bu ayrıldı. Piyasa ise belki ondan çok daha sonra aslında o sivil toplumsallığın içinden ayrışarak daha da güçlendi. Ama bir taraftan da yani Vestfalia ile birlikte aslında her şey yeniden bütünleştirilmeye çalışıldı. Yani Vestfalia dediğiniz şey, mesela ben Vestfalia'yı, şimdi Ahmet Hocam'a da soracağım, o da Vestfalia'da kaldı çünkü. Ama ben Vestfalia'yı öncelikle bir defa sınırlar olarak görüyorum. Yani modern dünyada Vestfalia bir defa sınırları koydu. Ama bu sınırları koymasının en önemli sebebi aslında sınırların içinde biricik bir egemenlik yaratmasıyla alakalıydı. Çünkü devlet o egemenlikle alakalı bir şeydi. O body'nin biricik egemenliğiyle alakalı bir şeydi. Yani hiç ortaksız. Ama burada henüz daha toplumun homojenliği yok. Mesela Vestfalia'da henüz toplumun homojenliği yok. Ama bir taraftan da o Vestfalia'nın, aslında Vestfalia küçük devletlerdir baktığınız zaman. Mesela Alman devletçikleri, İtalyan devletçikleri, yani onlarca, yüzlerce devlet vardır Avrupa'da, yani Vestfalia anlaşmasına dahil olan. Ama herhalde pazar bu küçük devletçikleri bir şekilde büyümesini zorunlu kıldı. O endüstri devrimi, pazarın. Yani ki burjuvada o kralları desteklemesi biraz onunla alakalıydı. Tabii tabii. Çünkü, daha geniş bir coğrafyada tek bir vergiyle ticaret yapılıyor. Daha küçük pazarlar değil de daha büyük pazarlar. Hatta işte dışarıya, yani o ulusun da dışına satan pazarlar meselesi aslında biraz da hem sanayi devriminin hem de piyasanın, özellikle ticaretin, sanayi devriminden önce de o artizanlığın, ticaretin bir şekilde gelişmesiyle daha büyük sınırlara doğru evrildi. Yoksa Vestfalia aslında büyük sınırlar değil. Viyana büyük sınırlar. Mesela Viyana, yani 1815 Viyana Anlaşması, o bizim bugün bildiğimiz dünya. Bugün bildiğimiz hani Avrupa. O Viyana'ya kadar bugün bildiğimiz Avrupa yok yani aslında bakarsak. Peki Viyana aslında neyin dengelenmesi? Şimdi bu sınırlar büyüdükçe o zaman bu sınırları nasıl hani toplumsal olarak meşru ve bir arada tutacağız sorunu ortaya çıktı. Yani Fransa için söyleyeyim mesela. Korsikalılar, Bourbonlar, Bretonlar, işte Normanlar ki çoğu da Fransızca konuşmuyor. Yani böylesine bir toplumsallığı nasıl bir arada tutacağız? O Fransız devrimi, ulusallık, ulusallık bilinci, bir dil, resmi dil etrafında bir eğitim sistemi, o eğitim sistemiyle toplumun homojenleşmesi. Aslında o denge işte Viyana Sözleşmesi'yle birlikte gelen, aslında Vestfalia'dan daha ziyade bugün bildiğimiz dünya. Ben mesela biz bildiğimiz dünyanın Vestfalia ile kurulduğunu düşünüyoruz ama daha çok Viyana ile kuruldu bugün bildiğimiz dünya. Ben öyle görüyorum. Siz nasıl görüyorsunuz hocam bu Vestfalia meselesini? Ya ben aslında birbirlerini tamamlayan süreçler olarak değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Vestfalia olmasaydı Viyana olmazdı. Tabii ki öyle. Dolayısıyla hani bir Avrupa bilinci, Avrupa ideyası oluşup bunun kendini, kendi değerler sistemi içinde tanımlaması Fransa devrimiyle oluşmuyor. Belki bu bir şey veriyor, bir hareket veriyor ama kendi dışına açılmaya başladığı anda Avrupa kendini görmeye başlıyor aynı zamanda. Dolayısıyla Viyana biraz hani kendi içinde bütünleşmeye doğru gidişin de bir uğrağı diyelim, momenti diyelim. Ama burada biraz hani kendi içinde ne olduğuya da bakmakta fayda var. Örneğin Fransa devrimi bize aslında bir anlamda devlet dediğimiz şeyin de hangi sınırlar dahilinde kendini tanımladığını, sen biraz daha özet olarak verdin, biraz açayım ben bunu, gösteren bir örnek. Ama eğer buradan bakacaksak, Avrupa'nın kendi anlatısı dışında bir yerden bakacaksak, Fransa devrimini başka türlü yorumlamak da mümkün. Nasıl yorumlayabiliriz? Şimdi piyasayla bütünleşmiş Weber'in o Püriten ahlakını biraz daha genişleterek işte kapitalizmle eklemlenmiş bir dinin, Protestanlığın, alıp başını gittiği bir ortamda Katolik bir ülke olarak Fransa kendini bu yarışa sokabilir miydi? Bence Fransız devriminin asıl sorusu bu. Ya bir devlet formunu bize vermekten bile önce bu. Yani hani gecikmiş modernliklerden falan bahsediyoruz ya bugün. İşte Türkiye gecikmiş modernliğin bir örneği olarak sunuluyor. Ay, gecikmiş devlet.
Ya da Avrupa'nın son modern devleti. Ben Fransa'yı aslında kendi gecikmişliğini alt etmek için kralın kafasını kestiğinin öne sürülebileceğini düşünüyorum. Ama bunu yaparken tuhaf bir şey daha yaptı. O yarışmaya katılabilmek için belki protestanlaşması gerekirken Fransa devrimiyle aslında papalıkla bağını kopardı. Fakat Katolik olarak da o yarışmaya katılma becerisini gösterdi. Fransa devrimi biraz bu hani Vesfalya ile de bağlantılı bir tarafı var bunun. Çünkü Vesfalya'yı oluşturan şey aslında din savaşları bir anlamda. Yani hangi prensin toprağında daha fazla ya da prensin dini hangisi ise o toprağı onun sahip olduğu topraklarda o dine aittir kabul edildi. Yani Vesfalya'nın ilk ölçütü aslında dindir. Daha sonra şey geldi, etnik kimlikler işte Fransız, Alman, efendim işte Hollandalı gibi tanımlamaları bunun arkasına daha sonra yedirdiler. Dolayısıyla yani Vesfalya'yı biraz Avrupa'nın din savaşları çerçevesindeki sorununa çözüm bulma çabası olarak görmek, akabinde gelişmeleri de bu biçimlenmenin biraz yekpare hale gelmesi biçiminde değerlendirmek en azından buradan bakıldığında, Avrupa'nın kendi anlatısı dışından bakıldığında söylenebilecek bir şey gibi geliyor bana. Şimdi şöyle bir şey var. Yani mesela Alman dünyasında devlet, yani özellikle Weber'in o bürokratik kavrayışı içinde de bir şiddet tekeri. Daha çok böyle meşruiyetle alakalı bir şey, bir kavram. Ama mesela İngiliz dünyasına baktığımız zaman Hobbes'ta, her ne kadar Hobbes'un o devlet kavrayışı liberal açılımla olsa da Hobbes mesela otoritenin aslında adaletten, meşruiyetten önce geldiğini söylüyor. Önce otorite, haklar değil yani. Yani önce otorite, otorite olduğu için aslında haklarımız olduğunu söylüyor. Yani Locke'un da başka bir devlet, liberal devlet bağlamında aslında hakları mümkün kılan bir politik konsept olarak devletten bahsettiğini görüyoruz. Hobbes'tan farklı olarak. Yani bu bağlamda yani baktığımızda devletin doğası dediğimiz şey hocam, sizce böyle otorite üzerine mi oturuyor yoksa haklar üzerine mi oturuyor? Yani o soruya doğrudan cevap olacak mı bilmiyorum ama biraz önce Ahmet'in bahsettiği şeye de bir tür referans olacaktır kanaatindeyim. Devletin doğası doğal olarak politik olanın doğasıyla birlikte tartışabileceğimiz, konuşabileceğimiz, düşünebileceğimiz bir şey. Ve hani senin gayet iyi bildiğin üzere Schmitt'in politik olanın devleti öncelediğine dair meşhur bir açılış cümlesi vardır. Evet. Çok kritik bir şey gibi gelir bana bu. Yani o açılış cümlesi ve peşinden yürüyen tartışma. Şimdi devleti işin içerisinde yine bir teknik boyutu da var. Teknolojik aygıt olarak şekillenmiş olan bir devlet var. Onu bürokrasi belki, olarak. Bürokrasi olarak. Bizzat teknolojinin marifetiyle denetim kabiliyeti son derece artmış olan bir olarak. Devlet var. İnsanla olan ilişkisi var. Onu belki daha sonra şey yapacağız ama özü itibariyle tam da bu bir teknik aygıtın belirlediği, altında bunun piyasa ilişkileri olsa bile o aygıtın belirlediği daha felsefi bir terminolojiye çekersem, o aygıtın belirlediği bir dünyanın içerisindeki tek tek bireylerin oluşturduğu bir şey miyiz biz? O şemsiyeye ait olan bir insan topluluğu muyuz? Yani onun üstündeki o şeye mi devlet diyoruz? Yoksa Schmitt'in o meşhur cümlesindeki politik olanın devleti öncelemesi ifadesindeki politik olanı politik birlik ve sonrasında da dost düşman, o birlik dostlar ve düşmanlar, onu senden dinleyeceğiz, ben bunu rica ediyorum, o politik birlik olarak mı algılayacağız? Bu şey, oradaki tartışma doğrudan doğruya hocamın bahsettiği şeye gidiyor aslında. O birliği ifade eden şey, Avrupa bağlamında konuşursak Katolisizm, Protestanlık tartışmasına kadar gidiyor. Ha, birliği yalnız bugün, ya Schmitt'in de dediği politik birliği, hem biraz önce senin konuşmanda bahsettiğin o homojenlik ifadelerinin bugün gündelik dilde, modern hayatta, sosyal teoride anlamını biliyoruz. Burada kastedilen o olmasa bile. Nedir onun anlamı?
İşte zaten hakimiyet imkanları çok artmış, teknik belirlenim kabiliyeti çok artmış olan bir devlet var. Siz politik birlikten, homojenlikten, bir yeknesaklıktan bahsettiğinizde aslında tek tip insan üreten bir tane devlet aygıtına sanki referansta bulunuyorsunuz. Oysa o ifade, deminden beri zikrettiğim ifadedeki politik birlik buna referansta bulunmuyor. Çok daha ontolojik bir birliğe referansta bulunuyor. İlla ad koyacaksak Avrupa bağlamında bunun adı işte Katolisizm oluyor, Protestanlık oluyor. Schmitt'in kendisinin bir tür kendisini Katolik... Politik Katolik. Politik Katolik. Evet. Güzel bir adlandırması vardı ama çıkaramadım. Kendini nitelediği bir ifadesi vardır. Katolik ilahiyatçı mı der? Katehon. Birliğin tanımlaması teknik dünyanın tek tip adam üretme hikayesi değildir. Schmitt'in oradaki o ontolojik vurgusu çoğunlukla o nazilik ilişkisi ile de birleştirilerek hemen nazilik üzerinden ırkçılığın şey yapması, ne diyelim, tezahür biçimlerinin ifadeleri olarak alınıyor ama az buçuk düşüncesini derinlikli olarak kavrayanların bunun böyle olmadığını bildiğini rahatça söyleyebiliriz. Evet. Dolayısıyla o politik birlik meselesi önemli, esas. Onun üzerine o politik birliğin bir tür ruhu ile yine bana Schmitt öyle geliyor ki ya da Alman düşüncesi bana öyle geliyor ki o teknik dünyanın, teknik devlet aygıtının tek tek biz bireyler üzerindeki tahakkümü, bizi araçsallaştırması, o ilişkinin topyekun bir araçsal ilişkiye dönüşmesine yönelik de bir Katolik itiraz ya da bir Katolik çıkış yolu arayışı gibi geliyor bana. Evet, yani ben de mesela diyelim ki Alman dünyasındaki bu Weber'deki meşruiyet temelli hikayenin ki o onunki biraz daha sonra bürokrasiyle ve teknik kapasiteyle aslında giderek rasyonelleşen ama aynı zamanda bizi bir nevi aslında bir demir kafese hapseden bir kapasite olarak aslında devleti tanımlamaya çalışıyor. Bir şiddet tekeli olarak devleti tanımlamaya çalışıyor. Ama bu gelenek, bu meşruiyet temelli gelenek aslında bir taraftan da o Schmitt'teki işte halkın politik birliği olarak aslında. Yani oradan yola çıkan, onu bir politik olarak tanımlayan, o halkın politik birliği. Onun üzerine aslında hani devlet dediğimiz yapıyı oturtan, yani temelde aslında yapıdan gelerek, hani toplumu onun içinde bütünleştirmeyen ama halkın politik birliği olarak aslında bir politik üzerine oturan, aslında düşmana karşı burada olanlar üzerine oturan, bir politik birliğin, birlik temelli bir devlet anlayışı Alman devlet geleneğinde var. Alman düşünce geleneğinde var. Ama az önce hocam dedi, yani Ahmet hocam, yani özellikle Fransızlar geç kaldıkları için aslında krallarını da bir nevi idama mahkum ettiler. Bir nevi acele ettiler. Yani aslında devlet konusunda. Bir taraftan evet Fransızlarda böyle bir taraf var gerçekten. Sanki Fransızlar yani bir şablon olarak aslında o coğrafya, işte egemenlik bağlamında ve Fransız devrimiyle birlikte hani halkın politik birliğini bizatihi aslında devletten gelerek sağladılar sanki. Yani politik birlik üzerine bir devlet inşa etmekten daha ziyade, devletten gelerek aslında politik birliği inşa etmeye çalıştılar ki bunun için de bir taraftan işte yani Fransızcayı kullandılar, ortak diyelim ki eğitim sistemini kullandılar, işte insanları homojen kılmak için ulus fikrini kullandılar. Yani bu anlamıyla aslında Alman geleneği ile Fransız geleneği arasında çok ciddi bir farklılık var zannediyorum. Doğru, fakat tabloyu tamamlamak için gözden kaçan bir unsuru da buraya dahil etmek lazım. Şimdi modern devlet dediğimizde aslında bir cumhuriyet varmış gibi düşünüyoruz. Yani kralın kafasını kestiler, halk egemenliğini ilan ettiler. Yani Fransız devriminin modellediği şeyi düşünüyoruz biz. Alman modelinden bahsettin. Bu Almanya'da herhangi bir kral ortaya çıkamadı. Çıkanlar imparatorluğa dönüşme hevesiyle hareket ettiler hep. Ama bunun yanında
Şimdi şöyle bir haritayı göz önüne getirelim. İskandinavya'dan Hollanda üzerinden Britanya'ya doğru geçişte hepsi bak, krallık. Krallık. Evet. Demek ki modern devlet aslında kralların kafasını kesip cumhuriyeti ilan eden devlet tanımı. O zaten modern devleti küçük bir şeye indirgemek demek cumhuriyet üzerinden. Yani temelde aslında modern devlet bir egemenlik tarzı olarak cumhuriyetten daha ziyade temsil üzerine oturuyor. Yani kral da temsil gücüne sahip aslında. Mesela özellikle mesela Britanya dünyasında kral temsil gücüne sahip. İşte zaten bunları mesela devlet dediğimizde konuşamıyoruz. Çünkü devlet dediğimizde bize gösterilen örnek Fransız devrimi sonrası oluşan biçim. Bu biçim olduğunda mesela Britanya'yı biz devlet dediğim Britanya aklımıza gelmiyor. Biraz burada şeyin de etkisi var aslında. Fransa'ya bir İngiliz siyaset geleneğinin. Mesela demin Hobbes'tan bahsettik. Efendim Locke'tan bahsettik. Bunları yine metaforik olarak tanımladığımızda bir insanın insan tanımını da göz önüne alarak politik bir topluma girişinden bahsediyorlar aslında Hobbes'ta. Yani Alman geleneğindeki gibi önceki bir politik formun giderek kendini devlet formunda somutlaması biçiminde değil. Aralarında bir fark var yalnız. Mesela Hobbes diyor ki bir otorite vardır. Bu otoritenin belirleyici işte bu bize şeyini verir, politik toplumu verir. Biz buraya efendim çıplak olarak gireriz. O otorite bizi giydirir. Locke'un buna cevabı biz aslında politik topluma üzerimizdeki kıyafetlerle giyeriz. Politik toplumun bundan bizim politik toplumdan beklentimiz bu üzerimizdeki kıyafetleri korumasıdır. Nedir üzerimizdeki kıyafetler? Tabii ki mülkiyet. Ben bütün haklar. Başta mülkiyet. Dolayısıyla hani buraya bu hani temsil yeteneğini krallık üzerinden de inşa edeceksek bu iki farklılığı da dahil ederek tabloya. Yani şimdi Leviathan'da hocam şey var yani işte Leviathan'ın o meşhur hani tabloya da yansıyan bir şekilde aslında yani bir nevi egemenliğin temsili söz konusu. Yani ben Anglo-Sakson dünyanın Alman dünyasına ve Fransız dünyasından farklı olarak aslında egemenliğin temsili üzerine aslında devleti daha çok oturttuğunu düşünüyorum. Mesela Fransa'da devlet denince daha ilk önce aklına gelen şey sınırlar. Yani coğrafya aslında. Önce vatan aslında. Önce tabii onun vatan. Daha politikleşmiş bir kavram olarak vatan. Yani vatan dediğimizde aslında politikleşmiş bir toprak parçası, politik anlam kazanmış bir toprak parçasından bahsediyoruz. Yani ama Almanya dediğimiz zaman devlet daha çok halk. Yani böyle bir temsil değil de aslında halkın politik birliği baktığımızda. Peki buradan mesela Türkiye'ye gelirsek yani ben Türkiye'nin yani en geç Avrupa'nın en geç modern devletlerinden bir tanesi olduğunu düşünenlerdenim bu anlamıyla. Türkiye'ye gelirsek Türkiye'nin özellikle cumhuriyet formu ama aslında şablon olarak Osmanlı'nın son dönemlerinde de özellikle 2. Meşrutiyet'ten sonra o devlet formunun hani Osmanlı gibi geleneksel bir form içinde yani içinin aslında çok modern doldurulduğunu biliyoruz ama yine de yani bir kurumsal olarak somutlaşması cumhuriyetle birlikte oldu. Cumhuriyetle birlikte bir modern devlet kurumsallaşması söz konusu. Yani sınırların bir şekilde kutsal bir hale geldiği, içindeki toplumun homojen kılınmaya çalışıldığı ve egemenliğin de aslında halk egemenliğiyle birlikte bir yere doğru yani tek bir yere doğru bir şekilde kanalize edildiği bir anlayış olarak aslında biz bu devleti, bu yeni devlet anlayışını Cumhuriyet'le birlikte tanıdık. Cumhuriyet'le birlikte aslında ama henüz daha yani dikkat ederseniz hocam Cumhuriyet'in ilk kurulduğu yıllarda aslında yani Cumhuriyet'i oluşturan temel unsurlardan bir tanesi hiçbir zaman piyasa olmadı aslında. Bir taraftan baktığımızda yani endüstri devrimi olmadı mesela. Yani daha çok işte bu topraklardaki aslında halkın politik birliğinin hani daha küçük bir yansıması olarak cumhuriyet. Misak-ı milli. Misak-ı milli. Ama mesela piyasa değil. Ama işte endüstri devrimi değil.
Ama o da kendi piyasasını ve kendi endüstri devrimini aslında kendisi oluşturmaya çalıştı. Yani Cumhuriyet'in bu devlet niteliğini ve bu devletin mesela piyasayla kurduğu ilişkiyi nasıl tanımlıyorsunuz siz? Yani biraz önce hatırlayamadığım ifadeyi araya gireyim yine de. Ben hukuk biliminin bir ilahiyatçısıyım. Schmitt'in ifadesi. Bana müthiş gelir. Evet, bir şey değil. Yani batıdaki gördüğümüz devletlerdeki o piyasa ile devlet aygıtı arasındaki ilişkinin karşılıklı etkileşimle oluşturduğu modern devlet formu yerine haklısın. Düşman karşısında gerilemiş olan dostların son sınırları kurtarabildikleri sınırları ifade ediyor ki o sınırların dışında kalmış olanların önemli bir kısmı da önce Balkan ve Kafkaslardan başlayarak buraya gelmek durumunda oldular. Aslında o politik birlik ifadesini demin dile getirmeye çalıştığım politik birlik ifadesinin en somut örneklerinden birisidir gibi geliyor bana. Yani o Schmitt'in kavramında zaten piyasa vurgusu yoktur. Piyasayı ihmal etmez. Güçlü bir ekonomi ayrı bir şeydir ama ekonominin belirleyiciliğinin olduğu ve politiğin ihmal edildiği bir şeye itirazı. Modern dünyadaki bu gidişata bir itirazı vardır. Türkiye'nin şekillenmesinde o politik birliğin halk dediğimiz o şeyde, millet dediğimiz bütünlükte somut bir biçimde varlığını görürüz aslında biz. Orada şöyle bir sorunla başlar lakin. Piyasayla çok şey yoktur hakikaten. Çünkü iktisadi açıdan baktığımızda sınırlarımız en olmadık yerlerde kesilmiştir. Halep ile Antep'in arasına sınır koyduğunuz zaman siz iktisadi olarak son derece irrasyonel bir şey yapmış oluyorsunuz. Musul Kerkük dışarıda kaldığı zaman o bölgenin iktisadi olarak doğrudan parçalanmasına sebep oluyorsunuz. Aynı şey Balkanlar sınırlarımız için de büyük ölçüde geçerlidir. Bir mecburiyetin getirdiği bir sınır daralmasıdır oradaki ama bir politik birliğin nişanesini ben özellikle bu şeylerde görürüm. Balkan'dan, Kafkas'tan sadece canını, ırzını kurtarmak için insanlar buraya gelmezler. Politik birliğin altına sığınırlar. Sonrasında hikayenin bir modern form olarak devlet kurulduğunda yani Türkiye Cumhuriyeti olarak kurulduğunda o yine politik felsefede çokça rastladığımız tartışmaya referansta bulunursak yönetenle yönetilen arasındaki özdeşlik meselesinde bir gerilimin var olduğunu ve bütün bir pratik politik hayatımıza bunun yansıdığını da biz biliyoruz. İster tek partili dönem için konuşalım, ister çok partili parlamenter demokrasi, şimdi de işte bir tür başkanlık sistemine doğru geçen pratik politik hayatımızın hemen hemen bütün veçelerinde özünde bir politik birliğin altına toplanmış olan bu millet ile demokratik bir düzende özdeş olması addedilen yönetilenler ile yönetenler arasında böyle bir gerilimin var olduğunu görüyoruz. Önemli bir tecrübesi şu Türkiye'nin. Bu gerilimi kendi içerisinde demokratik bir şeyle, olgunlukla mümkün mertebe o özdeşliğe yaklaşacak şekilde yönetmeye çalışıyor. Fakat burada mesele sadece Türkiye'de yöneten yönetilen arasındaki başlangıçtan başlayan o gerilim meselesiyle karşı karşıya değiliz. Modern devlet aygıtının iyice şekillendiği bir dünyada 20. yüzyılda biz bu devleti bu haliyle kurmuş durumdayız. Dolayısıyla modern devlet aygıtı ve birey arasındaki ilişkinin bizzat doğduğu dünyada, Avrupa'da var olan bütün gerilimlerini de haliyle üstlenmek durumdayız. Kaçma şansınız yok zaten. Modern dünyadayız. Bu ikisinin bir araya gelmesi biraz önce ifade ettiğim o politik birlik lafını kullandığınızda iyi de canım Türkiye'de de türlü çeşit etnik, mezhebi farklılıklar filan var. Ne demek yani tek tip insan peşinde miyiz? Türünden reaksiyonlar işin Avrupa'yı da Avrupa'daki bir devlet formunu da ya da batıdaki bir modern devlet formunu da ilgilendiren devlet ile birey arasındaki o ilişkiye dair devletin belirleme gücünün artışından kaynaklı başka bir tartışmadır. Oradaki şeyleri ayırmak gerekiyor. Anahtarla Türkiye ilişkin evet. Söyleyebileceklerim bunlar. Yani şöyle bir şey var hocam. Yani ben özellikle hani bu Cumhuriyet konusunda
Şimdi şöyle, Schmitt'in nomos kavramı aslında parçaladığımız zaman üç temel kavrama tekabül ediyor. Schmitt onlara nemen, taylen ve vayden diyor. Yani biz onları belki şöyle çevirebiliriz. Fetih, alma, nemen. Taylen, paylaşım ve vayden, üretim aslında diyor. Bir nomosu somut olarak aslında biz fetih, paylaşım ve üretim olarak bütünselleştirebiliriz. Yani bu anlamda baktığımız zaman cumhuriyeti mümkün kılan şey, evet yani bir misak-ı milli aslında bir fetihti yani baktığımızda. Yani en azından elde kalanın, yani elde kalanın kalmasını mümkün kılan şeydi. Ama herhalde cumhuriyetin devlet formunda ya da cumhuriyetin nomosunda en çok tartıştığımız nokta bu fetihten daha ziyade, ki burada hepimiz, bütün toplumsallıklar, o farklı farklı toplumsallıklar, herkes birleşiyor. Ama bu paylaşım ve özellikle üretim konusu yani bir şekilde hep bir şekilde sorun oldu cumhuriyetle birlikte. Siz özellikle Türkiyatçılık çalıştınız, yazdınız. Bu anlamda yani cumhuriyetin nomosunu nereye oturtuyorsunuz? Bu ilginç bir soru tabii. Yani kısa bir şekilde de cevaplanması güç bir soru. Biraz belki şimdiye kadar yani mesela Osmanlı tarihinin batılılaşmasıyla başlayan bir dönüşüm gibi anlatılan hikayeleri biraz belki tersine çevirmek lazım. Bunu yapanlar olmuş. Mesela Fuat Köprülü der ki aslında hani batıdaki devletleri sıralarken işte ne bileyim krallık, mutlakiyetçi devlet, bir ara forum, hatta bunun ekonomik şeyi de vardı. Neydi onlar? Fizyokratlar mıydı? O döneme tekabül eden bir mutlakiyetçi devlet. Sonra da demokratik, modern, hani daha piyasa ekonomisine de uygun devlet biçiminde bir sıralama yapılır. Tarihsellendirme yapılır. Ama Fuat Köprülü diyor ki aslında Osmanlı Avrupa ile ilişkilerinde Avrupa'nın dahi ilk mutlakiyetçi devletiydi diyor. Bu ilginç bir tanım aslında. Bu tanımı bir de biz Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet üzerinden konuşuyoruz ama bizim devletin adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bir bakalım bu tür bir kendini tanımlamış başka ülke var mı? Şimdi Çin'den başlayalım. Çin Halk Cumhuriyeti. İran İslam Cumhuriyeti. Britanya Krallığı ya da Birleşik Krallık. Hem cumhuriyeti hem devleti aynı cümlede kullanıyor. Evet, biz böyle bir gelenek var. Bu geleneğin... Ama bana şöyle geliyor hocam. O devlet aslında o geleneksel Türk devleti anlayışına, o 16 bayrağı bir şekilde atıf yaparken cumhuriyet de modern devlete atıf yapıyormuş gibi. Bu olabilir. Burada o zaman devletin o 12 16 bayrak ya da daha işte tarihsel gelişim içindeki anlamını düşünmemiz lazım. Nasıl yapabilir? Etimolojisinden gidelim. Yani sen devleti tanımlarken hani state kelimesine vurgu yaparak statik bir şey dedin. Bu örneğin hani felsefi açıdan bakıldığında acayip bir tanımlama. Çünkü bir oluş var, bir akış var ve bu akışı durduran bir şey devlet aslında. Sabitleyen bir şey. Sabitleyen bir şey. Bir toprağa sabit. Evet, yani bizde... Sonra ona vatan diyor. Vatan da deniyor ama... Oysa mesela geleneksel dünyada vatan doğduğun yer sadece. Bu tam öyle değil yok aslında. Bu da bizim üzerinde biraz hani arkeolojisini yapmamız gereken kavramlardan biri. Aynı şekilde mesela eğer bir sabitlenmiş bir şey varsa bunun dışında kalan devletler de göçebe devletler oluyor. Yani ben mesela Türklerin bu kadar modern akademik anlamında söylüyorum. Göçebeliği bu kadar kolayca kabullenmelerini anlayamıyorum. Yani ya şöyle... Yani Türk akademisinin... Evet. Yani çok göçebe toplumuz, ruhumuz göçebe. Efendim bunun için kurallar... Yani bunlar bana çok aceleci tanımlar geliyor. Ya biz Hazar'ın bir tarafından Hazar'ın öteri tarafına geçiverdik. Yani bir anlamda Türkiyatçılıkla giydirilen şeyi mi kabulleniyoruz? Türkiyatçılık da bu akademik veya yani siyaset bilimi de böyle. Hatta psikoloji bile böyle, psikiyatri bile böyle. Bakın göçebe Deli Dumrul'un göçebe ruhu falan türü, evet, bir sürü çalışma bulursunuz. Biz Hazar'ın bir tarafından Hazar'ın öbür tarafına geçivermiş hani bir ne diyelim topluluğuz. Koskoca okyanus geçenler var. Bunlar göçebe değil de biz mi göçebeyiz?
Bu göçebelik tanımını değiştirelim. Devlet tanımını burada yerine oturtabiliriz. Geçmiş devlet. Evet. Şimdi Batı'da devleti ne dedik? Statik dedik. Bizde devlet nedir? Aslında state içinde de vardır. State bir hani hal, bir durum. Bizde devlet sanki yürüyen şato gibi hocam. Hayır. Hem yürüyor. Hayır. İşte bu göçebeliğin getirdiği bir evet. çözümleme. Ama şato aynı zamanda. Hayır. Ya sen ordu dedin, ben buna da itiraz evet. ediyorum aslında. Yani modern öncesi dönemlerdeki fetihleri elbette ordu yapar. Fakat bu ordunun oluşturduğu siyaset öncesi anlamı, hani siyaseti de göz önünde almak zorundayız. Yani o ordu milletiz. Evet, ordumuzu çok severiz. Ama ordu dışında da bizim hasretlerimiz var. Yani fetih açmaktır aynı zamanda. Neyi açıyorsun? Bu politik bir tanım aslında aynı evet. zamanda. Mesela bizde açmak olan şey, mesela Batı'da almak. Evet, biz açarız. Neyi açıyoruz? O politik alanı kendimize özgü biçimde açıyoruz. Evet. Bu anlamda bizdeki devletin, yani etimolojisine baktığımızda hani talih, şans, hani genel ifadesi aslında hüma kuşudur. Yükseklerde uçar. Ama talih, şans, kut falan gibi anlamları var. Burada unutulan şey sanki sadece bir kralın, padişahın, imparatorun üzerine kut iniyormuş da onun temsil ettiği topluluğun üzerine kut inmiyormuş gibi kavranmaktan doğuyor. Evet. Yani açmak aynı zamanda o açılan alana kut katmaktır. Evet. Devleti bu açıdan düşünürsek bizim devletimiz biraz daha böyle dar çerçevede tanımlanan bir devlet değil, olabildiğince geniş evet. bir devlet. Son dakikalara geliyoruz ama bir konuya daha temas etmek istiyorum son dakikalarda hocam. Ama son dönemlerde aslında bu devletin sınırlarla tanımlanmış hali bir şekilde aşılmaya başlandı. Yani o Schmitt'in gross home dediği aslında artık devlet değil de yani bir bölge, bir akışı mesela diyelim ki hani mesela cumhuriyet değil de İstanbul'a akan bir coğrafya gibi bir devlet mesela. Bu anlamıyla baktığımızda ki Amerika mesela baktığımızda aslında tam da böyle bir devlet formu gibi geliyor bana. Yani daha büyük bir alana hakim olan ve o akışları kendine doğru bir şekilde akmasını sağlayan bir devlete doğru evrildi. Yani devlet dediğiniz bir şey artık bir ulus sınırlarından, yani bir sınırlardan ibaret olan bir politik bütünlükten daha büyük bir şeye doğru evrilmeye başlandı. Sanki eski imparatorluklar geri çağrıldı gibi. Bu eski imparatorlukların geri çağrılması veya çağrılıyormuş gibi görülmesi yani konusunda ki bu temelde aslında kapitalizmin de her zaman tetiklediği bir şey değil. Yani çünkü kapitalizm daha küresel bir şey istiyor. Kürenin bütünleşmesini istiyor. Ama bu da olmuyor. Bu da olmadığını gördük bir şekilde. Kürenin bütünleşmediği ama bugünkü devletten de daha büyük olan bir form mu artık devlet sizce gerçekten? Yani özdeki tartışmayı değiştirmiyor bana sorarsan bu şey. Yani bu söylediklerin. Çünkü yani devletin yine neliğine ilişkin tartışmaya geri döndüğümüzde tarihin belirli bir modern evresinde Fransa denen bir yerde vuku bulan bir olayın üzerine şekillendirdiğimiz bir devlet formumuz var. Onun adına diyelim ki ulus devlet dedik. Ama teknik olarak o ulus devletin sınırları içerisinde zaten diğer unsurlarda mevcudiyetini korumaya devam ettiler. Ha o ulus devletin kendisi yine tipik modern düşüncenin hatta yine hümanizmin bir şeyiyle, bir uzantısıyla insanın bir organizma olarak görülmesi özündeki düşünme tarzıyla en nihayet döndü. Kendi sınırları dahilinde bu teknik becerisiyle homojeniteyi yaratmaya çalıştı. Bunun için türlü çeşit cebri yöntemler ya da kendi ülkesinin dışına insanları gönderme girişleri de engelleme şeklinde bir sürü teknolojiler geliştirdi malum. Ama nihayet o kapitalizmin seyrine bağlı olarak bir tür küreselleşme ulus devlet tartışmasına aslında referansta bulunmuş oluyorsun. O yönüyle baktığımızda hala ben politik birliğin devleti tanımlarken müracaat etmemiz gereken o politiğin
hala belirleyici olduğu kanaatindeyim. O belirleyicilik... Formu ne olursa olsun. Formu biraz geniş olabilir. Daha da geniş olabilir ama ana hatlarıyla mücadelenin kendisi, varlığın... Ama küreselleşme aynı zamanda o devletin politik birliğini de yok saymıyor mu? Yani bir anlamda küreselleşme aslında piyasanın devlete hakimiyeti değil mi? O şöyle olabilir bana sorarsan. Önceleri kullandığımız, bu programda da kullandığımız meşhur insanlık tabirine, kavramını yeni atıfta bulunayım. İnsanlık adına bir takım politik birliklerle mücadele ediliyordur en fazla, eğer küreselleşme lehine bir ortak insanlık idealine doğru insanlığın gittiği anlatılıyorsa, kapitalizm de iktisadi olarak bunun altyapısını oluşturduğu bize söyleniyorsa, muhtemelen ya da bilmemiz gerekir ki başka bir politik birlik mevcut politik birlikleri ortadan kaldırmaya ya da kendine dahil etmeye filan çalışıyordur. Evet. Bu bağlamda son olarak cümle. Ben de zaten Feridun'un söylediğiyle çok bağlantılı bir şey söyleyeceğim. Küreselleşmeyle ilgili. Elbette kapitalizme baktığımızda kapitalizmin dünyanın değişik yerlerindeki ilişki biçimlerini kendine benzettiği söylenebilir. Ama devlet açısından baktığımızda dikkat etmemiz gereken ve kendi geleneğimizi de hatırlamamız gereken bir nokta var. Yani küreselleşme, hani globalleşme. Derrida buna der ki aslında global latinleşme. Eğer biz devleti Latince'deki gibi state anlamında kullanmaya başlarsak devleti küreselleşmiş bir formun içine sokarız. Ama kendi geleneğimizi hatırlarsak aslında küreselleşmenin anlamını da daha rahat çözeriz. Evet. Ya bana sorsanız özellikle son dönemlerdeki krizlerin artmasıyla ve sıklaşmasıyla birlikte istisna hallerin aslında devlet tekrar geri geldi. Devlet tekrar aslında güçlendi. Bir form olarak da içerik olarak da doğasını bir şekilde mümkün kılma anlamında da çok güçlendi. Ama gördüğümüz gibi yine tamamlayamadık konuyu. Ama gelecek programlarda tamamlayamadığımız her şeyi daha açımlamaya çalışırız. Çalıştıkça muhtemelen yine tamamlayamayacağız. Artık izleyiciye bırakacağız tamamlama meselesini. Hayat ve Hakikat'in sonuna geldik. Feridun Yılmaz ve Ahmet Demirhan'la birlikte ben Bünyamin Bezci. Bir sonraki programda buluşmak üzere.